Genç. Sevgili hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Tarih Araştırmaları Topluluğu ve Türkoloji Topluluğu'nun ortak olarak düzenlediği Edebiyatımızın Gülen Yüzü Fakize Başaran adlı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Edebiyatımızın Gülen Yüzü olan Fakize Başaran, Saraybosna'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Boşnak bir ailenin kızıdır. Yayınlanmış 12 romanı vardır. Otobiyografik öğelerin de bulunduğu romanlarından önemli tarihi olayları ve zamanları başarılı bir şekilde işlemiştir. Unut Beni adlı şiiri Cem Karaca tarafından bestelenmiştir. Bizi kırmayıp etkinlik teklifimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Etkinliğimizin moderatörlüğünü yapan başarılı gazeteci Önder Balıkçı'ya da etkinlik teklifimizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ederiz. Sayın Önder Balıkçı, gazetecilik hayatına 1972 yılında Bandırma'nın en eski günlük yerel gazetelerinden Şehir Gazetesi'nde başlamıştır. Daha sonra TRT ve Türk Haber Ajansı'nın muhabirliğini ve Bandırma temsilciliğini de yapmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi olup, cemiyetin Balıkesir temsilciliği görevini de üstlenmiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ödül ve plaketi bulunmaktadır. Ben sözü daha fazla uzatmadan değerli konuklarımız Sayın Fakize Başaran Hanımefendi'yi ve Sayın Önder Balıkçı Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, bugün sizlerle burada buluşmanın mutlu içindeyiz. Benim de Türk Edebiyatı'nın çok seçkin yazarlarından Halim Fakize Başaran var. Fakize Hanım'la bizim dostumuz 30 yıla yaklaşıyor. Benim gazetecilik yaptığım yıllarda da onunla çok çeşitli röportajlarımız yayınlandı. Son kitabımda Fakize Başaran'la ilgili bir biyografiydi. Edebiyatımızın Gülen Yüzü adını koymuştum bu kitabın. Onu şimdi şu nedenle koydum. Fakize Hanım yüzü her zaman güler. Hep iyimserdir, hep umutludur, mutludur. Bir noktada bunu düşündüm. Diğeri de Fakize Hanım'ın insan sevgisi, insanlara yaklaşımı son derece önemlidir. O bakımdan Edebiyat bizim Gülen Yüzü demiştim. Fakize Başaran'ın 19 kitabı var. Bu 19 kitabı tabii ki çeşitli yıllara dayalı yazıldı. Ve kendisiyle birazdan sohbete başlayacağız. Sohbetimizin sonunda da siz değerli öğrencilerin sorularını almak istiyorum. Gerek bana gerek bana nasıl arzu ederseniz. Tabii Fakize Başaran yaşam boyu onur ödülü sahibi aynı zamanda. Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından yaşam boyu onur ödülüyle ödüllendirildi. Yine Hacettepe Üniversitesi'ne tez çalışması konusu oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yasin Ercan tarafından test çalışması yapıldı hakkında. Ayrıca tabii Kazakistan Üniversitesi'de onunla ilgili yayın yaptı. Onu da hatırlattınız, iyi oldu. Çok çeşitli kitaplarına birkaçını sayacağım size. Benim Doktorum, daha sonra Ateş Parçası olarak da Bandırma'da ayrıca basıldı. Sahte Gelin, Köye Dönen Yosma, Meçhule Giden Yol, Şaka Bitti, Aşk Acıları, Seni Yalnız Seni, Döner Koltuk, Devenin Öcü, Büyükler, Küçükler ve Köpekler, Tekinsizler, Günahkar Adam, Sonbaharında Bahar, Ben Yaşarken, Gelincik Tarlası, Yarım Kahkaha, Fırtınanın Oğlu, Bir Yıl Sonra Bugün, bir şiir kitabı da var, Daha Ne Olsun, onun da editörünü ben yapmıştım. Çok çeşitli yazarlarla dostluklar, arkadaşlıklar kurdu yazın yaşamı boyunca. Onları birazdan zaten kendisine anlattıracağım. Hemen Fakize Hanım'la diyeceğim çünkü yılların dostluğu var. Fakize Hanım'ın dinlemesini istemiyor. Onun için Fakize Hanım'la diye hitap edeceğim. Fakize Hanım ne zaman başladı? 40 yaşına kadar. Serbest. 40'tan sonra. Evet. Şimdi şuradan başlayalım Fakize Hanım'la. Yazarlık nasıl başlıyor? Noter'de çalışıyordunuz. Oradan kısaca bir başlayalım. İlk yazınız nasıl yayınlandı? Hangi gazetede? Uzatırsa.
Evet. Ben uyarırız. Tamam. Hocam şey postlar koyarsanız daha rahat. Noterde girişimde. Evet, oradan başlayalım. Evet. Ben burada dizi ve ilkokulunda okurken ablamda Şerşit Azar zamanında belirdiğinde Bertü Bey'de. Ben böyle okul sonrası giderdim bildiğine Bertü öğrenirdim. Orada bayağı öğrenmiştim. O parmakla yazıyordum. Gayet iyi. Derken biz İstanbul'a gittik. Notere vereceğim için arabayı bırakıyorum. Tamam. Şimdi. Tamam. İstanbul'a gittik. Bir Sinanuş adında Ermeni görmek istemiyorum yani. Benim için hiçbir farkı yok. Ermenisi, ruhumu, insan olsun yeter ki yani. Bir Sinanuş dedi ki, o da bir avukat yanına çalışıyor. Bak size dedi, ikinci noterden daktilo alıyorlar. Sen dedi, on parmakla yazıyorsun. Neden dedi, boşu boşuna para kazanırsın, hem de dedi, ilerletirsin. Uzatmayıp İstanbul ikinci noterliğine girdi. İmtihanı birinci oldu. 40 sene aynı noterde. Yeminli noter bekliğine, yeminli noter başlatıcı olarak çalıştı. Bu alan, kimi tanıyorsanız eskilerde, Yaşar Nuri Güntekin, Fahir, Üfkü, yani aklınıza olan Kemal zaten haftalık dostumdur benim, o nasıl da gelecek. Orhan Hançeroğlu, yani Padre'si Dalvarca, hepsi dostum. Ben noterde kızlar, baktım sen de der biraz meraklısın, bize bir şiir yazsana. Ben de akrostiş olduğunu sonradan öğrendim. İsimlerin baş harfiyle yukarıdan aşağı okuduğun zaman o isim biliyorsunuz, sevmemeyi yapıyor. Kızlarına akrostiş şiirler yazmaya başladım falan. Bir gün o dönemin çok tanınmış bir yazarı, bir de Kırkkale gazetesinin sahibi haftalık Tarık Nurtaz Gözbe'de noter ederdi. Kızlar dediler ki arkadaşlar, şu yazdığı şiirler bir tanesini okur musun şey, Tarık Bey acaba? Ay dedim ya, olur mu şey, Tarık Bey okur. Neyse uzatmayalım, Tarık Bey okudu. Bak sen dedi şiir böyle, öykü. O zaman hikaye diyorduk, öykü demiyorduk. Hikaye yazdı. Ben de haftaya geleceğim, senin hikayeni alıp Kırklareli gazetesine basacağım dedi. Ben orada kriz geçirdim, ben hikaye yazacağım, gazeteye basacak adam. Neyse uzatmayalım, hafta oldu, ben şimdi ne yazacağım, öykü ne yazılıyor falan derken Mamun köyü vardı, şimdi Mamun... Çalışkanlar. Orada bir Hacı Nene diye bir kadıncağız, oğlu savaşa gidiyor, savaşta şehit oluyor. Bu her sabah kapının önüne çıkıyor, pencereden kar geliyor, bana dünya dar geliyor, alim geliyor, alim gelecek yanına bir erkek, bir adam geçecek, alim gelecek, burada dolaşma falan diye. Biz de aşağıki istasyonda oturuyoruz o zaman. Oraya da gelecek bir şey anlatmıyorum da. Annem de bu ara sıra istasyondan gelir, şehre iner, hacimine. Bize oğlarda anne bunun karnını falan dövdü, kahvesini içirir. Ben bu hacimineyi öykü yaptım.
Sen misin öykü yapan? Hafta sonu Tarık Gül geldi. Allah'ım yarabbim, şimdi kör kadı da bir gazete demişti. Derken elinde bir Yeni Sabah gazetesi. Yeni Sabah'ta o zaman, yani özellikle onlar bir gazeteyi söylenebilir miyim? Tabii ki. Ha, bugün Hürriyet gazetesi bana göre en başta. Hürriyet gazetesi nasılsa Yeni Sabah'ta o zaman öyle büyük bir gazete. Yeni Sabah uzattı bana. Ah. Dedim ben dedim kör karı bekliyorum. Sen az bak, bak bakalım dedi. Bir dene vereyim, gel senin birinci sayfasında Vakit'e başlayan yeni hikayeciniz diye. O hikayeyi Yeni Sabah koymamış mı? Çok beğenmiş Mustafa Tarık yazı işlerindir, sonra da öğrendim. Sen misin yazan? Önce öykü 47 tane. Derken bir gün, o zaman da hikaye olsun, roman olsun, gazetelerde tefrika. Gençler de tefrika ne oldu pek günler. Arkasını yazıyor. Mesela 100 sayfalı bir romanı 40 günde, 100 günde öyle parçalaya koyarlar. Şimdi benim de Yeni Sabah'a o roman girdi. O öykü girdi. Derken ben yazarken bir koskocaman bir roman oldu. Öykünün bir tanesi. Adına da Ateş Karşısı. Ateş Karşısı koydu. İçinde böyle gençler var, ateş parçasıyla da bakışıyorlar, bilmem ne yapar, böyle bir şey. Tercüman gazetesi vardı. Gazeteler böyle sağa sola biraz kayıyordu o zaman. Söz gelimi, mesela Cumhuriyet gazetesi başka bir taraftan, Yeni Sabah başka bir taraftan, yani Akşam başka bir taraftan, böyle yani taraf dedim, siyaset bakımından, ismini vermiyorum. Ondan sonra gazetede tefrika yani yolladım da, yani tercüman değil, son olarak biz. Tevfik Erol yazışları müdürü. Artık denen az çok öykü yazmanda tanıyorlar yani. Biraz tanımaya başladım. Belki sen dedi ben bu şeyini basacağım dedi bu romanı ama benim doktorum olarak dedi. Çünkü bu dedi doktor ağırlıklı Ateş Karşısı o kalsın dedi. Bugüne gelince o kitap şimdi denediğimiz Ateş Karşısı olarak yeni bir kitap çıkar. Evet, Faysal şimdi roman böyle başladı, devam edeceğiz. Tabii bu arada çok şiirleriniz var, sohbet de uzayacak, öğrencilerden de sonları olacak. Ben size bir şiir okumanızı rica edeceğim, daha sonra sohbete devam edeceğim. Olur mu? Peki, siz seçmişsiniz, Uçup Gidiyor Zaman. Nedir bu kim, bu nefret? Nedir bu feryat, pilgam, talan, dolan bir yalan? Nedir bu kardeşler, bu zillet? Uçup gidiyor zaman. Zamanın değerini bil, geri dönmez, iyi bil. Nefretse yaşamını tüm dünyanı söndürür. Dikkat et, aman, uçup gidiyor zaman. Uçup gidiyor, gidiyor, uçup gidiyor.
Nevi Korkak, Parizan'ın birçok şiiri bestelendi. Romanları, bazı romanları filme alındı. Bu arada bestelenen şiirlerinden biri de Unut Beni ismi taşıyor. Bunu 1967 yılında Cem Karaca besteledi. Şimdi bu şiiri seslendirmeye çalışacağım ben sizi. Daha sonra bu Unut Beni şiirini külliğinde izleteceğiz sizlere. Cem Karaca damadı. Tabii onu da söyleyeyim. Cem Karaca damadıydı. Tabii ki kızların eşiydi, onu da bu damadı da paylaştı. İşte evet. Kitabını benim okurken o şeydi. Evet. Unut beni. Unut beni, unut. Arama. Sakla bu mendili, sakla. Bu mendili sakla, sende kalsın. Anarsan bir gün eğer, akarsa gözlerindeki yaşı, gözlerindeki yaşı silersin. Unut beni, unut, arama. Sakla bu mendili, sakla. Sende kalsın. Kimin derdini soran olursa, gözleri yaşlı, dudakları titrek, bir hayalden arta kalan hatıra dersin. Gözleri yaşlı, dudakları titrek, bir hayalden arta kalan hatıra dersin. Unut beni, unut, arama, sakla bu mendili, sakla, sende kalsın. Çünkü sen benim sonbaharımda baharsın, sonbaharımda, sonbaharımda, sonbaharımda baharsın. Evet. Herhalde şimdi bu Cem Karaca'nın klibini, bu örneğin bir geçer zamanda da fon müziği olarak kullanıldı dizileri. Bunu izleyebiliriz. Buyurun, buyurun. Bu bir şey vardı, öyle bir geçen zaman. Evet, dizi. Nasıl bir şeyin adı, öyle bir geçen zaman ki. Evet, evet. Öyle mi? Evet, şimdi onu izliyoruz zaten. Ha, çok Ömer Musiç, müzisyen ve tercüman. Bakalım Bandırma'nın tarihinde nasıl bir yeri var? Aciz Adnan'ın soralım, o bize anlatsın. Babanızın Bandırma'daki Haydarşahin'deki olayı rica ediyoruz. Bandırma'ya gelişimizi al. Yok, Cani'yi anlatalım. Cani'yi anlatalım. Peki. Ne zaman ki Bandırma işgal altındaydı, çok kötü durumdaydı. Düşman diyeceğim, artık isim vermiyorum. Evet. Çünkü dostu şimdi yani, aşağı yukarı. Düşman Bandırma'da yakaladıkları bütün erkekleri Muhayda Çavuş Camii'ne kapatıyor. Niyetleri camide erkekliğini yakacaklar. Bandırma'yı bütün yakacaklar, bakır da hazırlanmış yerlerde. Ateşi verecekler, kaçacaklar, yiyecekler. Şimdi cami dönmüş, hınca hınca. Erkekler düşünmekten başka bir şey yok. Düşünecek daha böyle öyle. Derken bir adam çıkıyor ortaya. Uzun boylu, esmer. Arkadaşlar diyor, biz diyor burada yanacağız, ailemiz evlerinde yanacak, Bandırma yanacak, gelin bana yardımcı olun diyor, ben bunun bir çaresini buldum. Millet bir kahkaha atmadığı kalmıyor. Ya adam çıldırmış diyorlar, yani ölüm bekliyorlar yani camiye. Yakacaklar, gidecekler. Yani ölüm bekliyorlar. Bu kalkmış bir adam bize şeyden başlıyor. Bakıyor ki adam hiç kimsenin umurunda değil. Bir defa daha söylüyor. Arkadaşlar siz benim diyor şey almadığınız zaman ben söyleyeyim size diyor. Bu minarenin tepesine çıkacağız. Şerefe'ye gideceğiz. Oradan diyor, bakacağız çaresine, ineceğiz aşağı, kapıyı dışarıdan açacağız.
kurtulacak bir millet. Yüz belki binlerce insanla canlının içine alacağız. Yine hiç kimse umursamıyor. Üşütmüş bu durum, üşüttü adamı diyorlar. Bakıyor, görüyor ki adam dediğini, dediğim bu adam benim babam. Bakıyor, görüyor ki babam bunların hiçbirisi bana yardımcı olmayacak. Ayakkabılarını çıkarıyor. Ayakkabıları çıkarmamış. Öyle şerefine çıkıyor. Teme tutunuyor. Aşağı iniyor. Bütün kan içinde eller. Ter kan atmış. Bir düşman da aşağıda gazını tutmuş. İçki içmiş. Şişelerin üzerine geliyor, ayaklar da kan içinde. Ama içindeki acı o kadar büyük ki o acıları hissetmiyor bile. Hemen kapıya koşuyor. Kapıya koşuyor, kapıyı açacak dışarıdan, içeriden açın. İmkanı var. Kilit kilit üstüne kilitlenmiş. Yani imkansız. Eyvah diyor babam, ben diyor ne yaptım diyor şimdi, ne ettim artık. Tekrar buna şey olmuyor, yerden ne bulduysa taş, demir, bir defa kapıyı kırmaya, zincirlere, zincirlenmiş yapıyor, o kadar kötü, kırmaya. Bana mısın demiyor. Şeyde, hazır durumda, gemilerde, ateşe gelecek, verecekler canlı. Allah'tan ki düşmanlardan kimse yok. Onlar Bardıman'ın iç tarafında aileler, affedersiniz, tacize mi gitmiyorlar artık. Ellerine köpük ne gelirse onu yapmaya çalışıyorlar, canlı bırakıyorlar. O nasılsa elde diye. Babam uğraşıyor. Her tarafı kan içinde, Allah'ım diyor, gidiyor bir işte kapiler yaslanıyor. İçeride binlerce diyor, yahut da yüzlerce, burada bir yanlışım olabilir. Cami ne kadar insanların doğu. İnsanın ölecek diyor, ne olur diyor, bir yardım et diyor. Şöyle bir kıpırdanıyor ki, zincirler kapı arkadan, alnına kadar açılıyor. Kapı açılır açılmaz içeriden sanki hazırmış bir millet fülye cami kapısından dışarıya Allah Allah diye böyle bağıra kim bu kahraman, kim bu kahraman? Birisi diyor ki az önce yeni dediğimiz adam. Birisi diyor ki işte bilmiyor artık, bilmiyorlar, öğrenemiyorlar. Çarşı içinde herkes gelebilir evine. O evdekilerin de durumu apayrı artık o. Anlatmaya kalksak annemin iki tane düşmanı şey yapıyor, evde. Ölgülüyor, ayrı, olmuyor. Çok üzülecek o. Ondan sonra bütün bakır bir düşman cami açılmış. Eyvah diyor. Şimdi hayatta dışarıda olan erkekler boş durmayacaklar. Hadi bakalım diyorlar. Yerlerine bindikleri gibi kaçıyorlar. Evet. Tabii babanıza rahmetle arıyoruz. Bu bandanın tarihindeki önemli. İstasyonunda belki iki dakika tamam. Müsaade edersen. Ondan sonra babama aşağıki istasyonda şimdi toprak mahsulü ofisleri var. Orası bizim çiftliğimizdi. Devlet babama orasını veriyor. Çiftlik olarak, küçük bir çiftlik olarak. Bir de madalya veriyor. Ben 4 yaşındayken falan oradaydım. Babam bu kurtarmadan sonra 1925'te o çiftlikte eline şey kesiyor,
Saz derdi biz. Tatanoz oluyor. Babam rahmetli oluyor. Üç kız bizi bırakıyor. Babam gidiyor. Annem tek başına. İstanbul'da akrabalar var. Diyorlar da Ömer Mesutçi'ye gitti. Sen ne işin var Vanlı'nda? Biz de İstanbul'da. 20 sene biz ne oldu? Çiftliği hiç aklımıza bile getirmiyoruz. Biz büyüdükten sonra, şey olduktan sonra aklımıza geliyor ki devleti aramış o zaman devleti, bizi bulamamış. Çiftliği başkasına satmış, bir şeye, o da elden gitti. Önemli olan o kadar insanı kurtarması babamın. Bunun hakkında Şaka Bitti adında bir kitap yazdım. Gösterler mi size? Milli Eğitim Bakanı o kitaptan satın aldı. Onu o kadar bir mutlu etti ki beni yanımda taşıyorum yani. O kadar mutlu oldum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu anın içinde kayıtlara da girdi gördüğüm kadarıyla. Bazıları tarih için hocalarımız aldılar kayıtlara. Tabii birazdan, biraz çok güzel anlattınız. Birazdan size Zeki Müren'i anlattıracağım. Bu arada çok sevdiğim bir şiiriniz var, ben de çok severim. Onu izin verirseniz seslendireceğim. Evet. Sen şansını kaybettin, değil mi? Bir şiir var. Harika bir şiir bu. Her şeyi okuyor. Eksik olmaz. Sen şansını kaybettin. Hasretin beni de anlatalım. Onu anlatacağım. Sen gittin ya, ben yine her zamanki gibi onurumla, gururumla başım dik, sağlam adımlarla inandığım, güvendiğim yolda yürüyecek ses var. Sen de iyi. Bundan sonra da aynı tempoda sürdüreceğim. Ya sen? Sen kendini ne zannettin? Oturduğun yeri taht mı, kral mı, padişah mı, yoksa prens, veliaht mı? Ne zannettin? Hiç nedensiz çektin, gittin. Yaşamı alt üst ettin. Ama artık sıra bende. Sen şansını kaybettin. Sen kendini ne zannettin? Şimdi dönmek istiyorsun. Aşkı sen ne sanıyorsun? Yettin be artık, yettin. Sen şansını kaybettin. Sen kendini ne zannettin? Bakıp bakıp ağladığım, öpüp öpüp kokladığım, resimleri yırttın attın. Çünkü şansını kaybettin. Sen kendini ne zannettin? Geçti artık, hepsi geçti. Yaşananlar bir süreçti. Ağlasan da, yalvarsan da artık şansını kaybettin. Sen kendini ne zannettin? Oturduğun yeri taht mı, kral mı, padişah mı, yoksa prens, veliaht mı, ne zannettin? Sen şansını kaybettin, en son şansını kaybettin, sen beni kaybettin, beni, sen beni kaybettin. Evet. Pakistan'ın iki yıl önce kaybettiğimiz Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Tunç Başar'ın ve tiyatro sinema oyuncusu Sayın Melih Yılbaşı'nın da annesi. Ailece sanatçısınız Fahit abla. Çocuklarınız hakkında düşüncelerinizi almak istedim. Tunç abiyi alalım. Melih ablaya buradan selamlarımızı iletelim, değil mi? Ne düşünüyorsunuz Tunç abiyle ilgili olarak? Sizi üzüyor bunu ama bir alalım isterim. Yani hangi açıdan alalım? Tunç abiden biraz bahseder misin her cümleyi? Bahsedelim tabii. Bir defa yani oğlum değildi, hakikaten de Türkiye dışına kadar yani yönetmen olarak çok güzel filmler yaptı. Uçurtma yırılmasında, fiyana bacaksız, Abuzer Kadayı, yani hangi gün anlatayım ki çok güzel filmler yaptı. O da 12 yaşındayken o okulu gitmezmiş. Fatih'te Şehzade başında Hilal sineması vardı, Milli sineması vardı. Oraya gidip film seyreder. Çok meraklıydı filmler.
Memnun'un yanında başlıyor değil mi? Memnun'un yanında işte benim ilk kitabım, benim doktorum Esrarengiz Aşk adı altında Coşkun film yaptı. Memnun'un yönetmeni oldu. Orada bir dost olduk Memnun'un biz. O gidelim ona, o zaman Tunç 16-17 yaşına gelmişti, büyümüştü tabii. Belki daha fazla idi. Oğullar çok meraklı dedi. Bir bakın bakalım oğlum. Ama yılına dedi gelsin bakalım dedi Memnun'un. Gidiş o gidiş. Aldı Tunç'u. Asistanı yaptı. Ondan sonra Tunç aldı yürüdü. En sonunda Memnun'un özellikle olacağına yakın. Bunların hepsini Turfan biliyor. Memnun'un şenliğe yakın, özellikle olacağına yakın. Bir film başladı Memnun'un. Onun ismini unuttum. Sen biliyor musun Turfan? Evet. Ha, sinema bir mucizedir. Evet. Tamam. Yani yaşım genç ama bazı şeyler aklımda. Farkı tabii şunu da söyleyelim. Tunç Başaran Bandırma'da yıllarca kaldı. Bandırma onu çok sevdi. Ve vefatından sonra buraya defnedildi Bandırma mezarına. Ve Bandırma Belediyesi onun ismini Sayın Başkan Tolga Tosun Bandırma Kültür Merkezi'ne verdi sahildekine. Tunç Başaran Kültür Merkezi oldu. Böylece çok güzel bir vefa da gösterdi Bandırma. Ona karşı onu da vurgulayalım. Sonra bitirdik, filmle bitsin. Kızım da abisi gelince bana o da merak sardı. O da tiyatroya geldi. Şehir tiyatrosuna. Ondan sonra sinemaya. Tunç'un bir iki filmine başladı. Ondan sonra kendi başına yani diye pek çok 200 yakın filmi de var onunla Tunç'un'da, Melis'in'de Tunç'un'da. Paris abla şimdi az sonra öğrencilerin merak ettiği sorular vardır, onları da alacağım. Fakat siz sanat güreşi Zeki Müren'le röportaj yapan ilk kadın yazarsınız, gazetesiniz. Evet, evet. Kısaca ondan da sonra ama önce Zeki Müren'in, Zeki Müren'le ilgili 92'de yazdığı şiiri kendiniz seslendiriyorsunuz. Peki, tamam. Ben bulduğum yerini. Olmazsa seslendirin, onu da şey yapayım. Tabii okuyalım önce, sonra kısaca anlatalım Zeki Müren'le nasıl tanıştınız. 1933'te doğdu sanat güneşi, gelmez onun tek eşi. Değil 58'e, yüze gelse de yaşı, kalacak o her zaman sanat benim başı. O zaman 58 yaşı demiş, ben bunu yazdığım zaman. Zeki Müren canımız, sevgilimiz, kanımız. Unutmayız onu biz. Bu en büyük anımız. Tanrım bağışla onu. Bütün sevdiklerine. Ayırma onu bizden. Gelecek yok yerine. Doğup taşıyor kalbi. Sevgi, şefkat sevgiyle. Bu yüce duygu nasip olmaz başka yüzüne. Zikr eden canımız, sevgilimiz, kanımız. Unutmayız onu biz. En büyük olduğumuz Zeki Müren, Zeki Müren. İn misin, cin misin? Kâr burada, kâr buradasın. Uzun, kısa yoldasın. Hem sağda, hem soldasın ama doğru yoldasın. Biz uyurken çalışansın. Suçlularla buluşansın. Her zaman korkusuzca peşinine sen koşarsın. Değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer öğrencilere ayrı teşekkürüm var, hiçbiri dışarıya çıkmadı. Herkes ilgiyle izledi. Onları da ben alkışlıyorum, çok teşekkür ederim onlara. Canlı tarih. Onunla sık sık bir araya geliyoruz böyle söyleşilerde. İnşallah yine bir araya geliriz. Anlatacak o kadar çok şey var ki.
Ama tabii bunları bir saate sığdırmak mümkün olmuyor. Tekrar ona uzun ömürler diliyorum. Ben de bütün gençlere teşekkür ediyorum. Yani ne diyeyim ben? Evet. Genç olmak çok güzel yani. Biraz konuşsaydık yani gençlere. Biz konuşmadık. Onlar iyi dinleyici bugün. Dinlediler. İyi dinlediler. Maşallah, maşallah. Çok iyi. Evet efendim. Şey söyleyeceğim. Sevgi insanı böyle denemeye 50 yaşına getirdi. Sevgi yani her şeyi izliyor. Bak tabii başta insan ve canlılar mutlaka. O şu bardak bile sevgi ne kadar güzelmiş. Şu bardak olmasa neyle içeceksin suyu? Başka mesela. Bütün kitaplarınızda sevgiyi anlattınız zaten. Şey, bütün kitaplarınızda sevgi var. Bütün var. Bütün sevgi yani kim yok. Kim nefret kesinlikle. Kim nefret Allah insanı yani hakikaten de bütün kötülükler oradan geliyor. Kim demek? Kim ne demek ya? Kim yok ya? Kim bir şey? Nefret nedir? Biz ben hayatımda bazen derim ki mesela televizyonda ben şu ama istemiyorum ya şu değil ben. Ya bir değil ama ama ne kadar güzel, ne kadar iyi mi, ne güzel olmuyormuş, ne yakışıklıymış. Yani diyor ya, yok. Yani şu anda hepinizi ben çok sevdim, ne kadar şey yapmasını seviyorum. Hepinizi çok sevdim. Nasıl mesela? Yani. Başlıyor. Ama bekliyorum, haberi yok. Her gün benim karşımda başka anlarda geziyor, tozuyor, ben burada ölüp bitiyorum yani. Ama o sevgi var ya benim içimde, o sevgi, ona en ufak güzel el gelmesine şey yapıyor. Yani getiremiyorsun, seviyorsun ya bu adamı, o insanı seviyorsun. Yalnız bu aşkı değil. Her şeyde böyle. Bir, ne bileyim, bir manava gidiyorsun, kadın sana çürük vermiş, bilmem ne, ertesi gün diyorsun, daha iyisini vermiş. Aa, o kadın sana daha güzel görünüyor. Demek ki o gün öyle icap etmiş, gelmiş. Kim nefret yok, sevgi var. Ama bu sevgi bir de kızı karşılıklı olursa, ona tadım duymalar. O haberi. Yani yalnız aşk ve sevgiyle değil. Yani bir komşunu seviyorsa o komşun da seni seviyor. Ne kadar güzel bir şey. Dedikodu yok. Ben hayatımda hiç ne dedikodu yaptım. Vallahi samimi söylüyorum. Bütün insanları severim. Sonra yani benim kitap, bizim kitabımız okunsun diye değil. Sokakta bir kağıt görsem acaba beni bilmediği bir şey mi var burada? Öyle bilmiş bilmediğim bir şey vardır. Adam ya da kadın atmıştır onu. Ama o benim işime yarar. Yani böyle şeylere dikkat edeceksin. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşimize bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Üniversitemize şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, böyle birkaç yıldır aslında Pakize Hanım'ı üniversitemizde görmek istedik ama koronavirüs buna pek izin vermedi. Böyle birkaç yıldır düşünüyoruz. Pakize Hanım'ı takip ediyoruz. Zaten Bandırma çok seviyor kendisini. Biz de üniversite olarak çok seviyoruz. Bugün kısmet oldu. Sizlere kısmet oldu. İnşallah videosunda arkadaşlarımız şey koyarsa programın hem de altına YouTube'a koyacağız. Evet, başka arkadaşlarımız da seyreder.
Biz bugün çok çok mutlu olduk. Çok teşekkür. Başka zamanlarda da yine inşallah birlikte olmak isteriz. Çok çok mutlu olduk. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vesile olduğu için tabii Önder Bey'e de çok teşekkür ederim. Önder Bey. Bunu günün tanısına bunu da böyle size arkadaşlarımızın. Bir de böyle şeyimiz var. Açsaydık aslında güzel olurdu. Aç bir bak. Açalım. Önemli olan seyrekleri açalım. Siz Önder Bey'in ceketlerini verirken. Önder Bey, sizin de çocuğunuzla mı gelin? Siz de çok teşekkür ediyoruz yani. Ben fotoğrafı çekeyim. Şöyle hocam ön tarafa alsın. Fatih teyzem şöyle öne gelin. Şöyle ön tarafa fotoğraf alalım. Öyle alacağım ben. Yavaşça. Tamam. Evet. Plaketini de öyle verelim. Olur. Bir dakika. Yani bandırmanın önemli değerlerinden biliyoruz. Büyük sanatçılarından. Ailece biraz önce anlattılar. Çocuk başarı. Ondan sonra bir yaşa da. Şöyle. Evet. Bir de araya geleyim ben. Evet. Tamam.